Devam. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de namazdan sonra zekat sürekli beraber zikredilmiş. Bu beraber zikredilmesinin hikmeti neymiş? Namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın köprüsü de. Demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden iki ilahi esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Şimdi neden bağlanmış? Namaz dini ayakta tutuyormuş. Evet. Zekat da asayişi ayakta tutuyormuş. Demek ki zekatı namazı kılıp zekatı vermemek senin dinin direğinin de yıkılmasına sebebiyet, yani asayiş bozulunca şu an mesela nasıl Suriye'de asayiş yok, oradakiler rahat namaz kılamıyor. İkisi beraber olacakmış yani. İkisi köprüymüş. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardı. Yani birisi dini ayakta tutuyormuş, diğeri toplumu ayakta tutuyormuş yani. Yani toplu ayakta tutan direkt neymiş? Zekatmış yani. Zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. Zekat ve sadakanın layık oldukları mevkileri bulmak için birkaç şart vardır. Bir, altı tane madde var. Zekat ve sadakanın kabul şartları bu altı tanesi Mustafa, Hasan abi. Yani ben zekatımı ve sadakamı vereceğim. Verdim. Kabul oluyor mu? Altı tane şartı varmış. Yani zekatın ve sadakanın hakkatı varmış. O yüzden Üstad Hazretleri yüzekkün veya yetesattakun veyahut yuhdune zekat gibi icazlı, belagatlı bir ifadeyi Cenab-ı Hak terk etmiş de ve mimma rızaknâhum yunfikun, bu altı tane maddeyi zekat ve sadaka verenlere aktarmak için, yani öğretmek için uzun bir cümleyi kullanmış abi. Daha belagatlı, diyelim edebi bir cümle varken daha uzun bir ifadeyi kullanmış yani. Yani israf-ı kelam gibi gözüküyor diğer kelamlara göre, yüzekkûne göre, yetesattakûne göre. Evet. Neden bunu söylemiş? Evet. Bu altı tane şartı zekat ve sadakanın kabulünde muhataplara göstermek için yani. Bir, bakalım neymiş onlar? Sadakayı vermekte israf olmaması. 19. mektup, 19. lemada İmam-ı Azam Efendimiz hayırda hiçbir israf olmadığı gibi İsrafta da hiçbir hayır yoktur demiş Hasan abi. Bir, ben zekat ve sadakamı veriyorum. Bunun kabulü için ne yapmam lazım? Bir, sadakayı vermekte israf olmayacak yani. O zaman ben sadakayı verirken karşıdaki muhatabın ihtiyaç durumunu benim bizzat araştırmam gerekiyor Hasan abi. Yani bu ehil midir, değil midir? Mesela fıkıhta bir kaide var. Ne kadarlık bir elinde malı olan dilenemez Hasan abi? Bir, o günlük bir ekmek parası varsa evet, dilenmiş haram. Yani bir günde veren aramış diyor. Evet. Bir günde mesela bir insanın bir ekmek parası var. Bir evet, ekmek şu an ne kadar? 1250. 1250 lira varsa bu dilenemez yani. Sen yani veremezsin Mustafa. O zaman araban kenarında durdular, ışıklarda dileniyor. Ya ne olacak, vereyim, veremezsin. Mesela adam yanında geliyor, şakır şakır cebinden bozuk sesler geliyor. Bu üç ekmekte beş, sen veremezsin buna yani. Sadakayı vermekte israf olmayacak. Hayırda hiçbir israf yok. İsrafta da hiçbir hayır yok. Bu israf. Hayır yok. Veremezsin yani. Peki o zaman ihtiyaç sahibini birini buldun Hasan abi. Bir tane eve ihtiyacı var. Bir ev ne kadar? 200 milyar misal. Buna bir ekmek parası vermek caiz olmuyor. İsrafken, evet. İsrafken ona bir ev almak hak, evet, aynen ibadet. O zaman ne oluyor? Şöyle bir hadis var abi, çok enteresan. Bu birinci madde çok önemli. Sadakayı vermekte israf olmaması diyor ya. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki zekat ve sadaka 7, 70, 700, 7000 yazılır diyor. Sahabe efendilerimiz sormuşlar. Nasıl ya Resulallah?
Fakire verdin 7 yazılır. İhtiyaç sahibini arayıp buldun Hasan abi 70 yazılır. Akrabadan olursa 700 yazılır. Talebe-i ulum olursa 7000 yazılır demiş. 7, 70, 700, 7000 yazılır. Fakir. Fakir 7. Verdin birine. Evet. Tam ihtiyaç sahibini arayıp bulduk. 70. Akrabadan olursa 700. Talebe-i ulum olursa 7000. Ben akrabayı ikiye ayırıyorum orada. Şerh düşüyorum ki. Hani bir asıl akraba innemel müminine ihvatü. Müminler kardeştir yani. Zaten diğer madde de ona giriyor. İhtiyaç sahibi olan talebe-i ulumu arayıp bulmak abi, kardeşi bulmak, o 7000 yazılıyor yani, 7000. Şu şeyi, şu klimayı açsak, şeyi kapatsak ses geliyor. Evet, abi de konuşuyu yapamıyoruz yani. Ya, tamam, o tamam, hemen şey yapın. Evet, ben hemen kalkalım. Kapatayım abi orayı. Orayı da kapatsın birisi. Camı çık. Nasıl yapayım, dur. Yani bir yabancı geldi. Kim geldi hemen? Evet. Kim bu arkadaş, tanıyor musun? Hayatı Mustafa her safhası talebeyiz. 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 Her safhası. Ben de seni yıkıldım. Allah ne verecek bilmiyorum. Nursa'nın talebesiyiz diyor. Klimayı aç abim. Klimayı açayım abi. Yeni gelen kardeşe vurmasın rahatsız olan. Şimdi zekat ve sadakanın kabul şartları varmış 6 tane. O yüzden Cenab-ı Hak uzun bir ifade kullanmış. Bu 6 şartı muhatapların nazarına vermek için, zekat ve sadakada uygulamalar için, bir israf olmayacakmış yani. Zekat ve sadakayı verirken tam ihtiyaç sahibini arayıp bulacaksın. İhtiyaç sahibi değil adam. Günlük bir ekmek parası var. Sen zekat ve sadakasını verdin. Bu israf oluyor yani. İsraf da haram oluyor. Ama birisinin mesela diyelim ki Suriyeli birisi gelmiş misal. Hakikaten ihtiyacı var yani. Yolda kalmış. Ondan sonra onun ihtiyacını görmek 10 lira olur, 20 lira olur, 50 lira, 100 neyse. Yani onda israf olmaz yani. Hayırda hiçbir israf olmadığı gibi İsrafta da hayır. Hiçbir hayır yok. O zaman ne olacak? Bir. Buraya normalde tahtaya yazmam gerekiyor. Yazayım o zaman. Güzel olur. Buraya yazayım ben. Kırmızı mı yazayım? Kabul şartları. Bir. İsraf olmayacak. Şimdi böyle bakalım, israf oluyor mu Hasan abi? Hep Şuristan'a gidiyor. Üstad Hazretleri münazaratta ya diyor ki sadece şu zekatı diyor, yönünü şura tarafa bir çevirsek bizim medresemiz de olur. Yani din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulduğu bir medrese düşünüyor. Peki bunun kaynağını nasıl yapacaksın Seyda diyorlar. Şuristan'a gidiyor zekat, sadaka. Bir çevirse bu tarafa. Yusuf Hazretleri abi Kastamonu'nun layıkasında mesela nur talebelerine, değil mi? Zekatla daha yardım etmek nura bir hizmettir diyor yani. Bir, sadakayı ve zekatı verirken israf olmayacakmış Hasan abi. O yüzden bizim vazifemiz ne? Zekat ve sadakayı verirken bir, İhtiyaç olan adamı arayıp bulacaksın ya. Evet. Bu önemli. İki, başkasından alıp
başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. Şimdi aşağıda bir, tebizi ifade eden min, israfın reddine. İki, min malının takdimi sadakanın kendi malından olduğunu. Yani zekat ve sadakayı verirken senin malın olacakmış yani. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle zekat ve sadaka değilmiş. Abi kendi malından olacakmış yani. Min malının takdimi sadakanın kendi malından olduğuna. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. 3. Razakna minnetin olmamasına, çünkü veren Allah'tır, kul ise bir vasıtadır. 3. Minnetle inamın bozulmaması. Şimdi bu da önemli bir madde. Zekat ve sadakayı verirken abi, minnet, yani bizim Latince'de ne diyebiliriz abi minnete? Başa kalkmak. Değil mi? Bak ben zekat ve sadakayı sana veriyorum. İşte bana dua et, şöyle yap, böyle yap. Veya da al bu zekat ve sadakayı şurada kullan. Değil mi? Veya şöyle yap, böyle yap. Bu minnet oluyor yani. Minnetle inamın bozulmaması. Çünkü veren Allah'tır, kul ise bir vasıtadır yani. Bu minnete başka ne diyebiliriz Hasan abi? Misal. Minnet. Tahakküm ediyor. Mesela biraz yardım ediyor diyelim. Evet. Zekatını veriyor yani. Evet. Şükretmesi lazım. Ya Rabbi, bu fakir kardeşimi böyle olmasıyla benim İslam... Zekatımı verecek bir adam bu. Adam, bu ibadeti yaptırıyor bana Cenab-ı Hak. Öyle bir adam olmasa ibadet olmayacak. Böyle hem de bu ihtiyaç sahibini bana nasip ettin ya Rabbi. Ne kadar şükretsin. Ama şimdi adam veriyor. Ben sana demedim öyle kullan. Ne yapıyorsun? Veya şöyle yap. Sonra laf dinlemiyor. Çoğunlukla şöyle diyorlar. Laf dinlemiyor. Ya kimseyle meşhuret etmiyor ya. Yani ben etmiyor diyor. Seninle ehli değilsin. Mesela gibi. Nahoş böyle. Hiç hoş olmayan. Bu sefer ne oluyor? O zat iki yolu takip ediyor. Ya istemiyor, başına yatsın diyor. Dershanede de kalamıyor, çekip gidiyor. Dershane boş kalıyor. Veya şahsiyetini feda ediyor. Onun şeyine mecbur oluyor belki. Ondan sonra tahakkümle yaşıyor. Evet. Çoğunlukla dershaneleri terk ediyorlar, kalmıyorlar. Çünkü istinad dusturu şöyle bir şey. Sorduğun için söylüyorum. Yani böyle anlıyoruz. Alınmaz. Evet. Öyle değil ki o. 163 emirden de anlatıyor. Veren nasıl verecektir? %50 budur. Alan nasıl alacaktır? %50 budur. Evet. Şimdi Anadolu'da dershaneler boş. Vakıf çekip gitmiş. Niye boş? Haftada bir vuruyorsun. O adam ölmüş mü, yaşıyor mu, bir ihtiyacı var mı sormuyoruz. Bir de lambur lambur konuşuyorsun, sen böyle el etik yatırın, su yatırın, sen dersi dinliyorsun. Ne bileyim, hiç hoş olmuyor. Evet. Şey yapıyor, adam kalmıyor. Aa, yeni bir tane Bursa'dan. Evet. Bunu niye gittin dedim ya, niye? Ondan sonra bir hafta, düğünme gelir misin, bir hafta kalmış. Hayırdır, sen Sivas'ta vakıf değil miydin? Evine gitmiş Bursa'ya. Abi dedi ya, yani dışarıya gidip çalışıp ihtiyacı giderecektim dersen başka. Şey yapamadım. Alsa minnet ediyorlar diyor. Konuşuyor yani böyle. Evet. Adam bak çocuk gitti. Fizikten nasıl? Yani basit gibi gözüküyor ama biz yönetemiyoruz. Yani paramızı, ömrümüzü, hizmetimizi yönetemiyoruz. Direksiyonu tutamıyoruz. Minnetle inanın bozuluyor yani. Bozuluyor. Evet. Yani adam, ya abi dedi, ya minnet, ya sen niye dedim ya Sivas'ta hizmet ediyordun? Niye şey terk ettin dedim ya, ne düğünü dedim ya. Benim ne düğünü de böyle, hiddet ettim. Ne düğün kardeşim dedim ya. Vakıfın ne işi var ki? Demesin mi benim düğün? Ya sen böyle adam değildin, bana gelmiştin. İstanbul'a ben gelmiştin sen böyle bir
şeyin yoktu. Ne, nasıl buna? Abi dedi, ne yapayım dedim. Yani kitapların satılmasından elde edilen şeyle ihtiyaç giderilmiyor. Peki sahiplenmiyorlar mı? Sahipleniyor ama dedi, konuşuyor dedi. Ya tahakküm ediyor. Yani o zamanlarda hizmet de olmuyor. Ya nasıl hizmet? Adam şimdi gitti Bursa'ya. Ne olacak şimdi? Haftada bir gün Eylül veya değil, Cemil Temiz gelecek, ders yapacak. Akşam kapatacaklar, gelecek hafta aynı gün tekrar açacaklar. Yazık değil mi? Vasıta olarak bakılır değil mi abi? Şeye, mesela zekata, zekatı verdiğin adama zekat ibadetini yapmak için Cenab-ı Allah bunu... Evet, öyle demesi lazım. Öyle bakılmalı değil mi abi? Evet. Yani istina, ben tespit ettim. İstina, almamak değil. Veren nasıl verecek? %50'si bu. Alan nasıl alacak? Alana, alan şöyle şöyle alacaksın. Veren de şöyle şöyle vereceksin. Ha şu işte. Minnet etmeyeceksin kardeşim, tahakküm etmeyeceksin. Ha? Sağdan soldan sen yaptığın bir şey duyuyoruz ya. Mesela bana bir kalem verdi. Sonra duyuyorum ben başka bir yerde, başka bir mekana. Abi sana bu kalem falanca vermiş. Hayırdır kardeşim mesela? Ya o falanca, duyuluyor ya. Ya niye dedi? Sen niye konuştun? Sen ona bak. Sana niye dedileri bırak. Sen niye konuştun? Ya. Ondan sonra bir sürü şey kalmıyor. Şimdi bizim de imkanlar olmadı. Niye bundan dolayı kaçıyorsun? Yok kardeşim ihtiyaç mı yok? Var ama almıyorsun. Aksi yok bu sefer. Genelde bu tarz adamları başka yere yönlendiriyorduk abi. Siz de hatırlarsınız işte şu kursa gitti verdi ya. Evet. Şöyle yap, böyle yap diye. Şurada bak Süleymancılar var derdik. Evet. Ondan sonra Mahmud Efendi çocuklar şey vardı. Ya Kur'an kurslarını, tekçe Kur'an kurslarını yönlendiriyorduk böyle. Ama Nurcu, niye abi böyle yapıyorsun dedi. Abi öyle mi ya falan. Niye? Almıyor ama hissiyatın ama sonra sen sağda solda konuştuğun zaman seni daha alırlar mı? İki türlü. Ya mecburdur artık genelde şahsiyetini falan çek. Veya o delikanlının fizikçini yaptığı gibi Sivas'ta dershaneydi. Üniversite bitirmiş, 4 sene böyle bir vakıf. Terk etmiş şimdi. Şimdi abi şöyle bir noktaya nazar. Minnetle inanın bozulmaması ya. Sen sadaka versen, zekat versen, bana dua et desen yani. Bu o zekat ve sadakanın mahiyetini bozuyor yani. Bak bir şey söyleyeyim. Evet. Bu olmuş. 2 sene ben babamın memleketteki çayını icara vermedim yani yarıda. Ben işçi götürdüm. Dershaneyi terk ettim. Tamam mı? Çay toplattırdım. İşçilere, Gürcülere toplattırdım. Çayı sattım. Ve dershaneyi mübalağa etmiyorum. Çayın şekerini koymuşum. 2 sene. Yani çay, şeker, süt değil. Başka ilçelere gidiyorsun, benzin yok arabada. Ben bunu sonra tabii arkamda ya artık Hasan abi şey çay peşinde çay. Ya sonra mecbur oldum. Dedim ki niye sahiplenmiyorsunuz? Evet. Minnetle inan. Minnet edince yani minnetin dereceleri var cüz-i külle. Senin vermiş olduğun zekat ve sadakanın mahiyetini bozuyor yani. Mesela bir tane çoban keçilerinin sütünü sağmış abi. Bir çömlekte Üstad Hazretlerinden yoğurt yapmış, getirmiş. Üstadım demiş, bunu sana getirdim. Benim keçilerime dua et demiş. Oraya bırakmış. 2-3 gün sonra gelmiş, bakmış yoğurt aynen duruyor öyle. Üstadım yoğurt duruyor. Demiş, kardeşim benim senin keçilerine dua edecek vaktim yok demiş. Pahalıya satıyor. Evet. Yani zekat ve sadaka adamı bulmuşsun, hiç israf yap, hakikaten ehli olan adamı bulmuşsun, bayram et yani. Ganimet ya. Abi Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek adam bulamamış. Herkes nasıl ağlıyor yani biz bu ibadeti yapamıyoruz diyor. O gün o zaman şey Türkiye'nin 40 katı demiş yani. Nerelere gidiyorlar, kervanlar gönderiyorlar, şey yapıyorlar da ihtiyaç sahibini birini bulacaklar yani. Öyle. Ne kadar şükretsen az ya. Yani benim böyle param, malım şu hizmette kullanılıyor. Adam ondan daha büyük nasıl bir şereftir ya. Benim aklım almıyor. Anladın mı?
Üçüncü madde önemli. Minnet edilmeyecek. Çok önemli. Onun için üzerine durmak. Dört. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Bu da verene bakıyor. Gene abi. Bu sadaka, işte Kur'an'da sadaka cem manasında zekat içindedir. Evet. Hani zekat manasında. Zaten söylüyor baş, zekat ve sadakanın kabul şartları diye. Abi. Zekat anlamında. Evet. Yani ne bitecek diye ne korkuyorsun kardeş? Mesela genelde ekseriyetle şu an verilmemesinin sebebi, yani şeytan da bunun telkinatı yapıyor abi verenlere böyle. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Yani sen verirsen senin paran azalır, biter yani. Halbuki tam tersi. Zekat teskiye kökünden, temizleme kökünden geliyor. Senin malın, vermiş olduğun o zekat da sadakayla temizleniyor. O vermiş olduğun miktar sebebi bereket oluyor yani. Onu vermediğin zaman onun kadar bir mal senin elinden çıkacak yani o malın arasında. O yüzden abi ilk Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe efendilerimiz ondan önceki 5. asra kadar diyelim böyle zekat ve sadakanın mesela çoğunu hepsini verirlermiş. %100'e yakını. %70, 60, 80, 100. Daha sonra insanlar biraz dünyaya dalmaya başlayınca bu sefer İmam-ı Azam Efendimiz'e gelmiş sormuşlar diğer mezhep imamlarına. Ona demiş ki yani zekatım kabul olur mu olmaz mı demiş. En azı 40'ta bir yani. 40'ta bir vereceksin. Zekatın yani senin bir sene kar ettiğin malın üzerinden bir sene geçince değil mi? Onun en az 40'ta birini zekat olarak vereceksin. Onun adı nedir biliyor musun? Evet. 40'ta birinin adı. Cimri zekata. Zekat-ı bakil. Cimrinin zekatı. Sahabe Efendimiz 40'ta 30 oluyor. Ki Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Kur'an'da Allah salih olarak 90 yerde rızkınıza kefilim diyor. Evet. Bir yerde şeytan korkutuyor fakirlikle verirsen diye. Gidiyorsun Allah'ın salih teminatı olan ben rızkına kefilim diyor. Şeytan aman verme ha. Biter ha biter. Bir tane şüphesiyle şey yapıyoruz kalemiz. 90 yerde ya. Yazıklar olsun o biriktirip duranları ya. Evet. O ayet altın ve gümüşten biriktirip onun boğazlarına eritilip o dökülecek diyor. Maden eritilecek. Şimdi 4. madde eğer sen zekat ve sadakayı verip korkuyorsan yani çünkü halde yapıyorsun o işlemi. İstikbalde, acaba istikbalde ne olur? Ben fakir kalır mıyım? Gene o zaman Cenab-ı Hak diyor, verme diyor. Verme yani. Zaten kabul olmayacak eğer o korkuyla veriyorsan yani. Şimdi mesela düşün, adam trilyarlar yığmış, hala halı yımanın peşinde. Lan kardeşim ya sağken, ya sağken sağ lan hizmete. Bu çayıra sağ işte bu suyu ya. Lan ne şunama bulsun ya. Sen ondan sonra vefat edince senin varisten kavga edecekler. Şu bilmem ne adam ya, biraz da şunu bırakmadı ya. Diyecekler, kavga edecekler. Kaç kişinin miras bölüşmesine hakemlik yapmışım biliyor musun? Kampiçak. Hala var ya, kaç kişi daha çözemediğim birkaç aile var. O yüzden abi Kur'an-ı Kerim'de bu sayfalarca izah edilmiş. Ya. Zekata mı dayanıyor bunlar? Ötön vermek ki, verseydi böyle olur mu? Varisleri kavga eder mi? Haram insanın boğazından aşağı girince ne gibi karşılık buluyor insanlar? Yani haramı yedikten sonra o gıdayla ne yapılıyorsa halini göremeyeceksin. Öyle değil mi? Mesela gıda yedin, namazından zevk alamayacaksın. Evet. Onunla imanının iktizası orucundan zevk alamayacaksın. Yani ameline keyif alamayacaksın. Ömrünün bereketini göremiyorsun. Evet. Ne güzel demiş İmam Azam. Boğazdan gireni kontrol edemeyen, hangi yolla çıkacaksa oraları hiç kontrol edemez diyor. Bir de şöyle de bir ölçü getirmişler. Ya şunu da söyleyeyim sadece. Haram gıdaları medhali yok mudur psikolojik bozukluk? Ben girmek istemiyorum da. Peki başka? Kürtajın yok mudur? Hayatın ortadan kalkıyor psikolojiyle. Peki hayatına kastettin birilerine hayatın ortadan kalırın. Bedeli nedir? Kısas. Hayatın kalkacaksın. Peki bunlar ikisi nazara verilmiyor. Abi ben İmam Gazali'nin şeyinde duymuştum. Haram girdi mi kafa böyle gider. Vücut
böyle gider. Yani evet. İkisi birbirinden zıt hareket ediyor yani. O zaman bu konuya dönecek olursak, zekat o zaman bunun şeyini de alıyor yani. Evet. İçindeki haramı temizliyor ya, malın içindeki haramı. Ya. Yani mesela çaldın pirinci, bir de alın teriyle kazandın. Evet. Ne? İkisi de pirinç. Ne değişiyor? Madde aynı. Madde aynı. Protonla elektron arasında boşluk der fizikçiler. Değişti bir boşluk. Oraya niyet ve nazar insanı mahiyeti eşeğe tahil eder. Adamın niyeti o atomu değiştiriyor, pirinç içeriği tahrip ediyor. Nasıl tahrip? Gözde adam patlıyor da. Bu da böyle. Göz patlatıyorsa niyet ve nazar daha ince, daha arkada. Neyse kusura bakma. Yok estağfurullah. Dördüncü madde buydu. Bir şey diyecektin ya. Ha ben şeyi nazara verecektim abi. Yani burada fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Ya korkma kardeşim. Yani sadaka zekat yani. Kur'an'da sadaka zekat. Bu şey gibi oluyor abi. Ben namaz kılacağım, korkuyorum namazda veya oruç tutacağım. Çok korkuyorum. Yani bu ibadeti yaparken halbuki abi sevinerek yap yani. Evet. Şu ibadeti. İbadet lezzet alacağıma yaptığım ibadet beni sıkıntıya koyuyor yani. Ya adama diyorsun. Kabul etmem diyor Cenab-ı Hak o ibadeti. Çaren onda bir onda biri zekat. Bal da öyle. Balın da onda biri öşür kabul öşür dedi. Yapma ya dedi ya. Moral bozuldu adam rengi gitti ya. Ne korkuyorsun lan? Sanki senin babanın malı mıydı? Toprak kimindi? Oraya meyve takan kimdi? Allah senin emet halin var ki onun. Yapma ya falan diyor, rengi mengi. Lan emcidin çayın onda biri, çayın öşürü var. Yeni şey çıkartma dedi ya. Evet. Şimdi burada yani bu dört numaralı maddenin fakir olmaktan korkmamak gerekiyor. Çok zekat ve sadakanın kabulü şartı. Yoksa Cenab-ı Hak eğer korkuyorsan kabul etmem diyor. İstediğin kadar ver. Korkarak verdin. Trilyon verdin, kabul etmiyor. O yüzden uzun bir ifade kullanmış yani. Bu zekat ve sadakanın şartlarını muhataba nazara vermek için yani. Sevinerek vereceksin, mutlu olarak vereceksin, yoksa kabul etmiyor. Zekat zaten hani temizleme kökünden geliyordu. Senin malının arasına, paranın arasına karışmış olan abi kiri temizliyor yani. Evet, evet. Sigortası yani. Sigorta, sigortası. O zaman hani başka bir yerde de hadiste de geçiyor. Zekat malda bir tecrübe sebebi berekettir diyor. O zaman senin malın bereketleniyor yani. Abi, evet. Ama öteki türlü vermedin, değil mi? Veya bu tarz bir şey verdin, aynı o mal kadar çıkacak yani. Bugün aşır vermeyen bizim memleket Karadenizler'de ya hastaneye veriyorlar ya da hayırsız çocuk bilmem nerelerde yiyor. Çünkü benim köylüm ya. Ya koca biz niye malın, çaylıkta mal yok kadın, evime doğru. Niye bereket yiyorum? Ben bu böyle çalışıyorum, terde soluyorum. Baktım tarlada. Dedim ki hala onun aşırını vermiyorsun. Nedir dedi ya? Bak, ya hastaneye vereceksin, ya hayırsız evladın mahvedecek onu. Bereket göremeyeceksin. Niye? Hepsini berbat ettin, zehirledin maddeyi. Mesela abi, bereket. Cenab-ı Hakk'ın Cevşen-i Kebir'de geçen ismi var. Ya Münzilel Berekat. Evet. Ya Azimel Berekat. Evet. Şimdi sen zekatı verince bu isimler senin malında gözüküyor. Aktif ödüyor. Şimdi o zaman bu tarz bir şey olunca yani senin malın bereketlenirse bu esmalar senin malında olursa abi senin mesela diyelim ki bende bu iki esma var. Benim cebimdeki para bereketleniyor. Bitmiyor yani. Mesela bir adam 10 lirayla geçinemezken bereketlenen bir insan 2 lirayla geçinir yani. 3 lirayla geçinir yani. Bu esma ile alakalı bir durum. Yani sen isteneni yaptığın zaman sistemin işleyişine kuvvet verdiğin için o zaman senin malın bitmiyor yani. Çoğalıyor yani. Benim bildiğim bir bakkal var abi. Böyle işçilikten gelme. Mustafa da tanıyor. Alaaddin abi biliyorsun değil mi? Abi her sene büyüyor adamın işi. Her sene büyüyor böyle. Şu anda çok büyük bir marketi var. Ne yaptın dedim, sordum abi. Her sene diyor milimi milimine ölçüyorum, tartıyorum diye zekatımı veriyorum diyor adam. Bu bitmemesi, bereketlenmesine çalışmıştım da. Evet. Yani cebindeki para
10 lira, 20 lira olmuyor. Neden beklettiği? Bir, Allah o sene senin bir kazan vardı. Eşin ameliyat olacaktı. Evet. Çocuk düşüp burnu eli kırılacaktı. 5-6 bin liran gidecekti. Allah onu kaldırıyor. İki, bereketin ikinci şeyi, çalıştığım için söylüyorum. Sana el kanaatü kenzunnayefne var ya, sırrı hadis. Evet. Kanaat duygusunu Allah verince, şimdi 10 lira cebinde varken o kanaat hissini Allah aktif edince, berekat ismiyle, evet, adamın 10 trilyonu var, o haleti yok, o hissiyatı yok, açlık var. Ya ne olacak ya, biterse falan, hala aç, Yahudi gibi. Ötekisinin 10 lirası var, ötekisinin 10 trilyonu var. Ama 10 lirası olan Allah bir rahatlık vermiş. Bir sekinet indirmiş. Onda bir rahatlık var. Bir Allah'a güven inmiş. Ve Allah da o güvenine mukabil adım atıyor. Senin üzerinde cerrahçı, hastalık, ilaç, bilmem kaza, şunları kaldırıyor. Şimdi Peygamber'de de bu manada meşhur bir rivayet var. Birisi geliyor Peygamberimize, diyor ki aleyhissalatü vesselam, ben ya Resulallah geçinemiyorum diyor. Diyor ki kaç para alıyorsun? İşte misal diyorum ben, bir mana söylüyorum. Bu zaman şeyde 2 lira alıyorum diyor. Diyor ki geçinemiyorum diyor. Peygamberimiz diyor ki patrona söyle, sana 1750 versin diyor. Bu hadis mi? İmam Azam'dan duydum ama. Ben hadis rivayetinde okudum abi ya. Öyle mi? Evet. Ben İmam Azam'dan gelmiş diye biliyorum. Ben hadis rivayetinde okudum. Yanlış olmasın evet. Yani. Ondan sonra 1750 ver. Tabi peygamber sözüdür diye söylüyor adama yani. Sonra gene geçinemiyor. Bir daha gidiyor. Söyle diyor ki 1500 lira versin. 1000 liraya kadar inmiş. O ay geçinmiş yani. Tabi anlamamış. Ya Resulallah ben 1000 lirayla geçinemezken, yani 2000 lirayla geçinemezken 1000 lirayla niye geçiniyordum? Demiş ki sen 1000 lira israf ediyordun yani. Şu anda abi hatırlarsınız 5. şu an başında değil mi? Yani israf eden, evet, onun damına düşer. Yani Deccal'ın kurduğu tuzak bu. Beşinci şu anın ilk hadisi. Tuzak. İşte bu zamanın en büyük tuzağı bu. Bu gemli, yani ata gem vuruyorlar ya. Evet. Bu rejimin, bu cemiyetin insanı dizginleyen, dersi gelemiyor. Niye bu? Efendim kitap okuyamıyor. Niye bu? Yani vurmuş. Ne o? İsraf. Şimdi bu metinle münasebetine bu söylediklerimizin, fakir olmak korkusuyla diyor ya, ihtiyaçlar çok olduğu için sen istediğin kadar zengin ol. Çünkü herkesin ihtiyaçları farklı ya abi. Evet. Onu yetiştiremem, bunu elde edemem diye, yani o israfla beraber o elindeki parayı yetmeyeceğini düşünüyor, zekatı ve sadakayı verirken korkuyor yani. Ya. Dördüncü madde o. O zaman ne oluyor? Korkmayacaksın. Böyle lezzetlenerek o ibadeti yapmak gerekiyor yani. 5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmez. Şimdi bu Tılsımlar Mecmuası var ya abi, Risale-i Nur, 100'den fazla din tılsımını izah etmiştir ve meselelerin hakikatini beyan etmiştir. Bak burada zenginliğin hakikatini beyan ediyor. Zenginlik neymiş? Evet, zenginlik malı ve paraya münhasır değilmiş. Peki neymiş? Cenab-ı Hakk'ın diğer insanlara değil de bir insana veya birkaç insana vermiş olduğu ilim, kuvvet, fikir, amel zenginlik olmuş yani. Yoksa sadece mala ve paraya münhasır değilmiş. O zaman zekat vermenin şartı zengin olmaktı değil mi? O zaman Cenab-ı Hakk'ın diğer insanlara vermeyip o kişiye vermiş olduğu hususi bir özellik, bir zenginlik de onun da zekatı ve sadakası lazımmış abi. Evet ya. Bak ne dedi? Zenginliğin hakikati oymuş yani. Cenab-ı Hakk'ın diğer insanlardan fazla olarak başkasına vermiş olduğu hususi bir özellik, o zenginlik oymuş. Altıncı sözün başındaki ayet neydi? وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَتُ دَيْنْ خَيْرٍ كَسِيرًا. Diyor ki, kime hikmet verilmişse
ona çok büyük hayırlar verir. Ya esas o. Bu altıncı söz mü dediniz Hasan abi? Altıncı sözün başındaki ayet. Yok, altı değil mi herhalde? O haber neydi? O şeyde. 11. söz yani. 12 abi. 12 mi? Evet, 12. 12. söz. Evet, 12. sözün başı. Ben hani bir bakayım. Ayet-i tasiyette. Bak, kime hikmet verilmişse... Ona çok büyük hayır verildi. Onu, evet. Bunun 5. şuada da var bu şey. Hikmet şeyi. 5. şuada genel bir manada israfın hani abi bizim israf dersleri vardı ya. Ben oradan başlıyorum israf ilk. Ders yaptığım zaman israf dersi. Bir de zenginlik ne buldum? Lemalarda var ya, iktisat isaresi. Oradan şunu çıkardım, diyor ya, el kanaatü kenzenâ efnâ. Evet. Oradan şu var altında, zenginlik nedir? Mal çokluğu değil. O kişideki o kanaat var ya, zenginlik, o şudur. Talep azlığı, insana İçsel aleminde huzur veriyor, kanaat veriyor, zengin oluyor. Fakir kim? Malı az olan değil. Talebi çok olandır. Mesela yani, ben mesela ödemiş benim. Ama öyle bir talebi var ki İzmir benim olsun. İstediğim şeyin fakiriyim. Ama o zaman fakir nedir? Talep edip de elini geçmeyendir. El kanaatü kenzele efta. İç aleminde Allah bir huzuru bir sana bir indiriyor ki, bir huzur indiriyor ki, ona kral benim ya. Bütün, ama yaya gidiyorsun, araban da yok. Kral benim, o yürürken Allah bir, sanki bir melekleri ayağının altına sermiş, bulutun arkasına gidiyoruz. Öyle bir huzur vermiş ki, birisi vardı bir vakıf, derse giderken baktım durumu iyi değil. Sordum, hayırdır ne halettin var, benimle paylaş. Dedi ya abi diye. Şu an öyle bir alet var ki, acaba dünyada benden daha huzurlu kimse var mı? Onu düşünüyorum. Ulan dua et lan benim. O zaman, yani onun alemine şöyle bir nazar edebilsem ki öyle hayal ettim. 10 tane sıkıntılı adam içine girse mutlu olur. Öyle huzuru var. Meşhur şey ama sen ben kalem vermişiz. Kalem vermişiz. Efendim, bu enfüse baktırırsak abi bu zekatı. Yani onun şöyle bir nasıl bir arka planda bir haram işte temizler buradaki bütün bu yazılar buna nasıl baktırabiliriz enfüse yani bu şimdi şöyle baktı. Sen hani demin Hasan abi bir noktaya nazar söyledi dedi sen yemiş olduğun haram gıdalar değil mi sana evet. Tesir ediyor yani evet. Senin niyetin var ya evet. Niyet bir halettir latifedir evet. Boşta olmaz o ortaya çıktı mı mesela şerini söyleyeyim. Karşıdan bir açık saçık geliyor, sende bir enerji çıktı. Evet. Çıkmadı mı? Bakmadın. O çıkan enerji ne olacak? Geriye gitmez ki. Çıktı bir kere, var yok olmaz. O bakmadın, harcamadın. O enerji hayır oluyor. Kemalat bu, evet. Fazilet bu. Şimdi bu da öyle, bir çalma niyeti. Çaldın, çalacaksın. Niyetin yok mu? O niyet bir latifedir. Aktif oldu, çıktı. Evet. Nereye yapışacak bu? Aldığın pirince. Onu da çocuğa yedireceğiz. Şimdi enfüsü manası mesela sen o zekatı verdin ya eğer vermesen zekat ve sadakayı öşürü, nüzürü vermedin. Şimdi o senin malında başkasının hakkı var yani. Başkasının senin vereceğin o zekat sadakayla adam ibadetini yapacaktı, geçimini yapacaktı değil mi? Onun ağırlığı sana biniyor. O zaman işte demin mesela... Hatta o kadar ağır ki, o kadar dağıttık ama mesela ödemişte fakirlikle yani parasızlıktan ilaç alamamış. Yani fakirlikte ne olduysa fakirlikte bir adam ölse. Evet. Ne demek biliyor musun? Onun mesulü... Ödemişte zekat vermeyen zengin katil hükmündedir. Evet. Katil muamelesi görecek adalet. Ödemişin zekatın vermeyen zengin. Zekatı verseydi o sebeple ölmeyecekti. Yani zekatın, sadakanın, öşürün, ruhun terakkisinde, kemalat kesbetmesinde çok büyük bir rolü var yani. O yüzden 5 şarttan biri olmuş İslam'ın 5 şartında. Bak tesettür şartı olmamış abi. Değil mi? Evet.
farzdır ama İslam esası değil. Evet. Çok acayip. Şimdi GPS, senin mesleğin itibariyle telefoncusun ya. Şimdi internet şey vermiş sana 5 GB. 4.5'ü harcadın mı sana geliyor. %80'ini harcadınız yavaşlıyor. Trene bas takos koydun ya. O kadar. Yani GPS'te bağlantın azaldı. Zekat vermedin. Ruhsal bir alışverişin olmuyor yukarılarla. Tecerrükler. Evet. Şey hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Yapamıyorsun. İşte şimdi abi hani bu İktisat Risalesi'nde de hani Hüsnü Hazretleri müftü ile arasında geçen bir diyaloğu nazara veriyor. Orada bir yere gitmiş, hani bir bardağa gelmiş değil mi? Bakmış ki yani müftü demişti bizim ahalimiz fakirdir diye. Ama bakmış ki yani oradaki mahsulat, bırak o şeyi, çok daha fazla büyük bir beldeye yeter yani. Anlamış ki Hüsnü Hazretleri bereket kalkmasından diyor. Mesela şu an abi Türkiye'nin en verimli ovası neresi? Bizim Amik Ovası, Kırıkan. Evet, Adana. Şu anda peki oraya yetiyor mu? Yetmiyor. Neden? Türkiye'nin en çok faiz alınan yeri orasıymış yani. Orası. Kırıkan'mış yani. Hatay'ın Kırıkan ilçesi yani. Çünkü bu mesela faiz en çok bulaşan o. Gıdanın fıtratı nasıl bozduğuna bak. Osmanlıca lemalardan vereyim. Tabiat perest bir adam. Tabiat perest. Tabiat yaptı diyor da küfür. Bunun bir sebebi ne gösteriyor biliyor musun? Ne bu kadar tabiat perestler çıktı? Osmanlıca lemalar Latince neşredilmemiş. Ama yeni asa latif noktalar diye neşredilmiş. Mustafa istememiş. Osmanlıca lemalarda şu yazıyor. Acaba diyor bu tabiat perestlerin diyor tabiat perest olmaların sebebi domuzu methali yok mudur? Domuz yemelerinde. Avrupa'nın domuz yemelerinde niye tabiat perest olur? Ne alakası var ya? Tabiat perestle domuz yemeğine ne alakası var? İnsanın mizacı dört şeyle etkilenir. Zaman, zemin, tam libas, yediği şeyle, giydiği şeyle, bulunduğu mekanla bir de yaşam. Onun hissiyatına, meylerine etki yapıyor. Bak tabiat perest olmalarının en büyük sebebi domuzun methali yok mudur? Domuz gibi. Adam şimdi bu dersi anlatıyorsun da, bu derste bulursun, zekat vermemiş, he ya diyor, hiç umurunda değil ha bu dersi dinledi, hakikati vermemiş, zekat borcu var, almıyor ya, teşhir etmiyor ki ders. Vallahi o kafaya, zekat vermeyen kafaya, bu dersi anlatsan, 28'lik çiviyle bassan kafasına gene girmez. Allah bu hakikatları kafasına sokmuyor, girmiyor. Ne anlatırsan ne al, olmuyor kardeşim. Bu halet açılmıyor, açılmayınca hiçbir ders tesir etmiyor. Niye etmiyor ki? O zaman tabiat perestlik, esbab perestlik başlıyor. Ben merkezli yaşantı oluyor. Gidiyor çoluk çocuğunun tatili için Antalya'ya. Bir haftalığına bilmem 15 bin, 20 bin lira harcıyor. Geliyor 15 lirayı fatura ödemiyor. Ama senelerden beri gelip de ışığın altında ders dinliyor, tuvalete gidiyor ki çay içiyor, 15 lira içiyor, çat. Hatırına gelmedi. Yani Antalya'daki otel hatırına geldi. Bu ne hatırına gelmiyor? O iş başka, bu iş başka abi ya. Çok ne? Bir tanesi, domuzu methali yok mudur? Yani evet. Bu ders okunduğu halde bu kadar laikaitlik, zekatı ihmal, ışığı ihmal etmenin tesiri yok mudur? Vermiyor Allah sana da bunu. Sen mi vermedin? Sana da bunu vermiyor. Evet. Ne ders yaparsan yap Murat, tesir etmiyor. Evet. Şimdi yalnız 5. madde zekat ve sadaka yalnız mala ve paraya münhasır değil. Şimdi gelen cümlelerin üzerinde duracağız. İlim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara veriliyormuş yani. Mesela ilim. Şimdi ilimlerin şahı, padişahı iman ilmidir yani. Cenab-ı Hak bir kimseye risale tanıştırdı, ondan istifade ettirdi. O derecesine göre, topluma göre zengin bir insandır yani. Çok zengin. Bunun zekatı gerekiyor. Hareket, faaliyet gerekiyor yani. Demin abi bir şey söylediniz, hani toplumda zekatın verilmemesinden dolayı adam vefat etti. Evet, değil mi? Vermeyenler katil oluyor. Katil. Şimdi imansız gitti adam,
ben iman noktasında zengindim veya buradakiler zengindi. Sebebi kim? Hasan abi. Ya yani sana... Benim faaliyetsizliğim, hareketsizliğim ya. Aynı şey, evet. Zengin zekat vermiyor. Evet, hani... O öldü. Şimdi ben bu dersleri aldım. Evet. Bu risaleyi okudum. Bunu Allah bana nasip etti. Evet. Peki gayret edip başkalarına ulaştırmam bana farziyeti yok mu? Değerli Hoca ki fıkhında yazmıştım. Bilen bildiği kadar bildiğini anlatması vaciptir. Niye o zaman yollara düşmüşler büyük zatlar? Yani onlar öyle anlamışlar, bize şey yok mu ya, bir şey yüklememiş mi bu yıl? Yani bunları tanımanın bize bedeli yok mu, yük yüklememiş mi? Ya birisin, ya dinlemez, bir tane söyle demişti. Dedim ki, kanserdi, biraz anlattım o. Dedim ki sana daha önce de anlatacaktım ama dedim laf dinleyecek bir halin yoktu. Niye bana daha önce anlatmadın? Bana ne dedi biliyor musun? O kadar utandım ki. Benim dinleyip dinleyemeyeceğim sana mı kaldı dedi. Sen bana bunları niye anlatmadın dedi. Bak yükledi mi? Yani kanserken acayip dinliyordu. Sonra dedi bana bunları daha önce niye anlatmadın dedi. Dedim ki ya sen baktım sana pek dinleyecek halin yoktu. Önce ne anlatmadın? Benim dinleyip dinleyemeyeceğim sana mı kaldı dedi. Yaşlı birisi. Öyle utandım ki hala vaktiyesi bindi. Ne anlat? Ha dinlemesem çekip giderdin dedi. Hiç anlatmadın bana. Haberdar etmedin. Mesela bir şeyde Emir'de alakasında yaklaşık 75-80 yaşında Üstad Hazreti şöyle bir ifade kullanıyor. Hani karşımda müthiş bir yangın var. İçimde evladım yanıyor. Değil mi? O yangını söndürmeye koşuyorum diyor. Evet. Değil mi? Bak 80 yaşında koşuyorum diyor. Koşuyorum. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında ne? İşte ben dardağıyla hizmeti yapıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani bu o zenginliğin iktiza etmediği, o bir önceki maddeye giriyor. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemiz var ya, o korkuyor yani. Peki neden korkuyor? Güya zannınca yanlış bir şey yaparım. Veya da doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Korktuğu için o tarz bir zekatı ve sadakayı veremiyor yani. O zaman ne oldu? Şöyle de bir mana çıkıyor. Şimdi bak, hani biz zekatı biliyorduk ki sadece mala ve paraya münasır. Bileyim. Yani dinin bütün tabirleri her zaman ve her şeyi kapsar. Yani benim param yok, malım yok diyor. Ben zekat, sadaka vermemezlik yapamam ki, verebilirsin. Sen belki paranın ve malın zengini değilsin ama bir şeyin zenginisin yani. Evet. Bir şeyin zenginisin. Sen onu bilir, kendini bilir adam yani. Burada ilim dedi. Biz kendi mesleğimiz noktasından bu Risale-i Nur yani. O yüzden ihtiyaç sahibi kimseleri biz arayıp bulacağız yani. En azından evet. Arabamızda, cebimizde evet. Küçük Risale'den cep boyu var ya. Evet. Bir tane bulursun. Muhtaç olanlar, üstad şöyle derdi, ayakkabıcı misali, ayakkabıcı tamircidir dedi, 3-5 tane kitap koydu, meyve risalesi, gençlik rehberi, hanımlar rehberi diye, olmuştu böyle koca ustabaşada, 10 sene mi, 15 sene demeli koymuş, bir muhtaç görmemiş, anlatmış, lakayt kalmış, vermemiş. Adamın niyeti şu, bir muhtaca anlatacak, yani anlatı gelenlere muhtaç ihtiyacını hissederse kitabı hediyecek. Demiş ki Rüştü kardeş demiş, 15 senede beri cihat ediyorsun demiş. Ben oradaydım yani. Sen karışma, sen bulundun o niyetle. Arabana şeyini bulundur. Bir şekilde bir şey yapıyorsun böyle. Petrol alıyorsun. İki kelime söyle adama. Şimdi normalde şunu anlamak için şöyle bir kıyas yapıyorum. Şimdi diyelim ki sen malın ve paran var. Ve bir sene üzerinden geçti. Buna zekat tereddüt ediyor, sadaka tereddüt ediyor. Bunu vermesen ne oluyor? Bunun kadar bir mal senin elinden çıkıyor. Zaten çıkacak kesin bu. Çıkacak. Şimdi bunu ilim, bizim hizmet noktasında düşünelim. Yani senin vermen gereken, yapman gereken zekat ve sadaka hükmünde en az bir hizmet var yani. En az. Zaten yapacaksın. Onu yapman gerekiyor yani. Yapmadığın zaman demek ki o kadar bir miktar senden bir geri dönüşüm olacak yani. Haletin tutmuyor işte. Bundan daha büyük ceza olur mu? Mesela Hasan abi size diyorlar ya bu mağmaları nereden çıkarıyorsun, şey yapıyorsun.
Zekatını veriyor yani, sadakasını veriyor. Evet. Onun şeyi, manalı. Bugün Kuzey Irak'tan aradı çocuk. Evet. Kürt, tamam mı? Kuzey Irak'tan Halepçe katliamında dedesi katledilmiş. 27 yaşında gelip vakıf olmak istiyor. Gönderdim WhatsApp grubu, meçhul gruba gönderdim. Çalışmasına bir bakın Allah aşkına. Evet. Çocuk Kürtçe'ye çevirmiş Şeceri Fırkat'ı. Evet. Gördün nasıl? Gördüm abi, gördüm ben. Böyle çalışıyorum abi, doğru mudur dedi, bir bak dedi. Ulan Kürtçe bilmem, sonra aç kendisi. Mesleğini de söylemişti abi. Evet, mesleği de ne biliyor musun? Şaşıracağım, hamal. Hamalım dedi, ben insanların yüklerini taşıyorum yollarda. Evet, hamalım dedi, 5 tane çocuğa bakıyorum, kardeşime bakıyorum. Evet. 27 yaşınca. Kardeşlerim nasıl olacak dedim de, sen diyelim vakıf olacaksan. Dedi benden sonraki o iki kardeşim dedi, İki kişi dedi, benim yaptığım işi ikisi tek yapabiliyorlardı. Hamal yapabilirler. Ben vakıf olacağım dedi. Şeceri Hırkat'ı Kürtçe'ye çevirmiş. Ha bak WhatsApp'ta. WhatsApp meçhul grubu mu? Bir bakın ya. Hamal mı ya? Nasıl buldu peki? Kuzey Irak'tan. Halepçe dedi ya. Halep'te değil, Halepçe. Ben Suriye zannettim. Kuzey Irak. Yani sen zekatını verdin. O da bereketlendi. Ondan yani sonra ders yaptık. Ders gitmiş oralara. Şimdi fikir, kuvvet, amel. Şu amelin üzerinde durayım. Şimdi şöyle bir mana çıkıyor o zaman, diyelim ki ben mesela çok namaz kılıyorum. Çok oruç tutuyorum. Hasan abi. Değil mi? Bu amelin zekat ve sadakası var. Çünkü amel noktasında zenginim ben. Cenab-ı Hak bana bir halet vermiş. 500 zekat kılabiliyor muyum? Kılan varmış üstadın talebelerinden abi. Hüsrev abi kılıyormuş yani. Kılmış yani. Ha. 500 zekat kılarmış yani bir gecede. Vay be. Ha. Ve de yani bazen değil, sürekli yapmış oluyor. Her, yani. her zaman kılıyormuş her gece. 500 zekat. Ha. Kadir Musaloğlu'yla aynı boşta yatmışlar. O demiş zaten. O kendi ifade etmemiş ama Kadir Musaloğlu söyledi. Ha. Her gece onu kılar dedi. Ben onun yanındayken ben de kılıyordum. Sonra ayrıldık diyor, ben kılamadım. 100 zekat yapamıyordum diye. Demek ki bir tesir ediyor. Devamlı siteşkerden ondan bahseder. Şimdi benim sormak istediğim şu, amel gibi şeylerde, mesela ben senin yerine abi, farz demiyorum, farz, şey, sünnet kılabilir miyim yani senin yerine? Veya da buradaki ameli nasıl anlamak gerekir yani? Ben amel noktasında zenginim yani. Diyelim ki namaz, oruç tutmak çok hoşuma gidiyor benim. Pazartesi, perşembe, eyyame bizde oruçları. Amel sıfır değil tabii. Mesela iktidar gücün var, dershaneyi sileceksin, güç yani, hı, amel. Yani en azından haftada bir gün kendi amelini dershane endekste çalış. Mesela diyelim ki bir iş yapıyorum, ona hafta, ayda bir günü gelirini dershane çalışacağım. Amel. İlle ibadetim nasıl değil ya. Hı. Mesela bir tarihçi öğretmen vardı Kırıkhan'da, tarih öğretmeni. Sınıfa girdik, bir tane dahi olsa Allah Resulü'nden, ahire, yani dinden bahsetmediğim bir ders varsa çıktığım zaman çizerdim, bu dersin parasını yemezdim diyor. Mutlaka tarihçinin bir dinle bir şey anlatacağım, bir örnek. O zaman onun parasını yerdim. Din anlatmadığım dersin parasını yemedim dedi. Görüyor musun? Bak amel. Ayda bir gün, esnaf mısın? Ayda bir gün hizmete çalış. Gelirin hizmete ver. Coca-Cola yapmış. Senede bir ayını, Mayıs ve Haziran'ı İsrail'e bağışlıyor. Evet. Senede bir ayını. Senede bir gününü, gelirini, bir günü ya, bir ay değil. Hizmete şey yap. Birazdan bombanın üzerine zaten yazıyordu. Bomba, İngilizcesi. Coca-Cola tarafından hibe edilen şeyidir diyor. İşte attı, patlamamış o bomba Filistin'e, o bombanın üzerine yazıyordu. Ya. Ah ah. Evet, bu beşinci ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylere de muhtaç olanlara sadaka. Fikir. Evet. Mesela fikir çok, bana daha çok bakıyor, size de bakıyor ama adam danışıyor psikolojisini, derdini, ailevi sorunu. Bildiğim bilgileri, tecrübelerimi, elde ettiğim Allah'ın verdiği bana o tecrübeleri, feraset, basiret, dirayetimi, yani
bulduğum çözümleri onunla paylaşmam lazım. Fikir. Ona yol göster. Fikir yoldur. Yol göstermem lazım. Yani mesela ama avukat buralarına yazmış. Danışmak 10 lira. Şimdi 100 lira olmuş. Yani diyelim ki bana mı kalmış? Risale'nin dersi yap, tamam ben otururum ya. Ona mı kalmış? Risale-i Nur'dan ve Kur'an'dan psikoloji, akıl ve kalp nasıl yönetilir, aile nasıl davranacak? Kur'an psikolojisi diye. Sure yazıyorum bak, sure numarası ayet numarası. 15. sure, 6. ayet değil. Orada sırf psikoloji diye baktım abi sana. Yap yapma, de, deme, git gitme gibi. Niye? Müslümana fayda mı olsun ya? Benim Müslümanın derdinden çıksın. Bu nedir? Fikirdir. Mesela adres sordum. Adresi göstermek de zekattır. Bilginin zekatı işte. Adresi gösteriyorsun. Yani hep öyle Rüştü abi derdi ki birisi diyor arabaya bir şey yüklüyor, yükleyemiyor. Ona yardım et. Şöyle düşün. Benim bedenimin, bilemin zekatı, adres sordu, ilmimin zekatı. Her şeyi zekat düşün diyor. Bardak bir bardak su veriyorsun. Zekatı mı? Bedenim. Peki hepsini hatırlayamıyoruz ama başta bu niyeti. Ya Rabbi bütün ömrümde hasıl olacak maddi ve manevi bütün davranışlarımı zekat yerine kabul etti. Neyse. Ya fikir. Usta sana danışıyorlar. Yani usta şey Özer abi şey ustadın elini öpmüş iki defa şey der hoca. Ya dedim der hoca yoruldum şu telefonla. Seninkisi de çok dedi ama ne yapacaksın diyor yani Müslüman'a derman üreteceksin. Dedim ki o zaman ya ben bunu nasıl şey yapacağım? Bildiklerini dedi aktarmakla vaciptir dedi. O zaman internet sitesi işte kuruldu da ondan sonra bir derece inşallah mesuliyetten kurtulduğumu zannediyorum. Ya tek tek nasıl hepsini anlatacaksın? Gücüm yetiyor zaten ne bazen bir şey. O zaman işte bu site işte oradan çıktı işte. Mecbursun dedi. Yani kazanımlarımız var ya tecrübe et, psikoloji şudur. Bir sürü insanlara çözüm olmuş ya külliyatta tespit ettim ben senin kadar zaman bulamıyor. Biz oturup bunu çalışıyoruz. E çıkarımlarını da ona paylaş. O nasıl eletiği yatırıyorsa, suyu yatırıyorsa sen de o kazanımını burada paylaşıyor. Sen de buradaki kazanımını paylaş. Tek yolu olur mu? Ben tersini düşün usta. Ben buradaki kazanımlarımı sana veriyorum. Ailende akraba, imanın zengin oluyor, evde huzur oluyorsun, hayatın istikamı. E senin kazandıklarını niye paylaşmıyorsun peki? Yani zekat yap dersimiz. Niye paylaşmıyorsun? E buradaki kazanımdaki bu adam kazanımlarını seninle paylaşıyor. Bunun sermayesi buydu. Senin de sermaye var. Ortaya koyacağız da. Kimisi emek koyar, kimisi sermaye koyar. Ticarette var yani. Yani bina yaparken birisi emeğini koyar, birisini de ilmini koyuyor. Yani o ondan daha büyük şey mi? İlim elde etmek için ömür veriyorsun. Demek ki fikir de böyle. İlim, fikir, kuvvet, amel. Evet. Kuvvet de işte bugün bir gün haftada ve 15 günde bir gel yerleri süpür. Kuvvet o da var, şey de var, amel de var. Sırf o mübah şeylerde de var demek için soruyorum. Peki şeyden olur mu abi? Misal ben namaz oruç dedim yani. Mesela namaz orucu sen zaten farz var. Onun zekatı ne olur? Nafileler kılmak ama yani onu Allah yüklememiş. Yani farz dememiş. Yani bu zekat farz olduğu için amelin farz olan ameller. Evet. Yani nedir? Bedenin zekatı nedir? Namaz kılmaktır. Vücudun şeyi nedir? Oruç tutmaktır. Zekat bu. Farz olan şey. Evet. Altı. Bu altıyı da şey yapıp bitiririz. Sadakayı alan adam. Şimdi beşi verene bakarken bir tanesi alana bakıyor. Şimdi ne yapacak bu? Evet. Altı. Sadakayı alan adam o sadakayı sefahat dediğim hacat-ı zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır. Ya. Bu da baştaki birinci maddeyle alakalı. Sadakayı vermekte israf olmayacaktı. Sen araştıracaktın ya bu adam işin hakikaten ihtiyacı var mı yok mu yani? Evet.
Onunla çok bir de çok münasebetler yani. Evet. Yani bakalım nerede harcayacak. Bana ne canım, ne yaparsa yapsın, ben verdim ya, böyle bir şey yok. Sen ortak ararken, ticaret kurarken rastgele adamla ortak olup paranı teslim ediyor musun? Zekatını niye teslim ediyorsun? Ehlini bulacaksın. Ehline ilk önce dinimi söylemiş, sıralamış. İlk önce yakın akrabaya din anlatıldığı gibi yakın akraba fakirleri, çünkü sende bir beklentisi var. Sonra o yoksa talebe uğurluğum iki. Altı tane madde, evet, Kur'an-ı Kerim bu altı tane şartlara, bu nüktelere, altı maddeye, insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için yüzekkün veya yetesaddakun, yani tasadduk ederler, zekat verirler veya yüktüğüne zekat gibi icazlı, belagatlı bir ifadeyi terk edip ve mimma razaknahum yunfikun, evet, yani onlara vermiş olduğumuz rızıklardan infak ederler gibi, onlara verdiklerimizden, evet, itnaplı uzun bir cümleyi ihtiyar etmiştir yani. Ne vermişse, evet, ne ilim mi verdi, fikir mi verdi, Allah ne verdiyse vereceksin çünkü senin değil. Şimdi şöyle bir düşün Mustafa, şimdi Allah enfusu bir nimet verdi bizim şeceri fıkat şu. Bana ne canım, sana da verseydi dese iyi olur muydu? Asıl diyor, niye böyle yırtıyorsun, kendini anlatıyorsun böyle? Ya kendini mi gösteriyorsun şey? Lan üzerime farz ya. Her dershaneyi serbest bölgeye anlatacağım diye didiniyorum seni. Aynı gibi gözüken her dershane mutlaka haklarıdır bunu dinlemek. Her dershaneye onun için yapıyorum. Yok Rize'de serbest bölge. Hendik'te serbest bölge, Afrin'de serbest bölge. Niye? Hakkıdır. Benim üzerimde haktır ya. Onların hakkı var. Lazların serbest bölgesi nasıl oldu? Ooo, çok hareketli, canlı, acayip. Yani o dehşetli. Onların dersini bir dinlesen ya. Dur bir dakika diyor, bir soru soracağım diyor. Tamam alayım dedim. Ötekisi de gülüyor. İlk önce ben soracaktım dedi ya. Eyvah. Ya tabii. Eyvah. Dur dedi ya, girme dedi araya. Tam izah ederken o tam tatmin olmamış, o tekste diyor, bir dakika dedi, ya bir şey sorma şimdi diyor, dur benim soruma tam cevap versin. Böyle ama keyif veriyor. Evet. Çok zevkleneceğim. Konuşmalar kavga gibi gözüküyor ama, ben rahmetli şey, böyle acayip ama... Lazların konuşmaları bilmem. Evet, fakat acayip sahip, duydu mu, hissettim, acayip sarılıyor. Mesela camide coşuyorlar, diyelim ki başka yerlerde. Çık, coşuyor, tamam bu adam her şey yapar diyorsun. Kapıdan çıkarken ayakkabıma bastığında kavgaydı. Ama Karadeniz'de öyle değil. Pek sahip çıkmaz, onun için pek tarikat geçmemiş. İlim ve hafızlık, Kur'an orada çok var. Hafızlar çok, şey, Kur'an şeyleri çok, ilim ehlileri çok çıkıyor. Sahiplendi mi? Tamam. Öylesi bırakmaz. Öyle ayakkabı için kavga etmez. Yani acayip bir şey. Söyleyeceklerim bu kadar abi şimdi. Evet, çok harikaydı. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ahiru davahum enel hamdu rabbil alamin. El Fatiha. Allah'ım sana.